Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Zavan göründe kalktık. Şimdi GTR'la bir buluşma edeceğiz. İsmini tam bilmiyorum vallahi. Next Level çağırdı. Dedi buluşma var, gelir misin? Bir sana bilet ayarlayalım, yer ayarlayalım dedi. Dedim gelirim, taşınacağız ama ne yapalım? Buluşmadan önemli değil. Normalde yarın noterden anahtarı alacağız. Yani notere gideceğiz, imza atmaya, sonra anahtar alacağız. Ertesi günde taşınacağız ama evin işlerini bitirdiktim. Bugün buluşma var diye dünden bayağı bir bitirdik işleri. Evet, şu ganadan altını unutmuşum. Oradan su damlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuza çıkalım. Gidelim ya, geç kalmayalım, hadi bakalım. Yeni GT3 RS'de DRS var ya. Bunda DRS 23 yıldır var arkadaşlar. Ama manuel. Buradan elinizle ayarlamanız gerekiyor. Buna bir mekanizma yapacağım var ya, şlap şlap. Ulan. Neyse bakın, ileride vakit olursa bakarız. İçeriden kontrollü ara 34 diyoruz. Muazzam olur ha. Hadi ben yola çıkayım. A few moments later. Evet, girişe geldim. Burada bekliyorum. Benim biletlerim dende. Yanın arkadaşında yani. Beraber geliyorlar birazdan. Kırmızı Supra ve mor Supra ile. Ben de onları burada girişte bekliyorum böyle. Eventimizin ismi neymiş? Clever Events'miş arkadaşlar. Thank you for coming. See you next time. Çıkarken görürüz onu. Ama ben şimdiden gördüm. Evet, bekleyelim bakalım. 10 dakikaya buradalar. Evet arkadaşlar, bu sefer bir değişiklik yapıp... Bakayım, yani mikrofon çalışıyormuş. Bir değişiklik yapıp kamerayı aldım yanıma. İyi etmişim değil mi? Mikrofon falan nasıl? Ses geliyor mu? Artık bir kamera, mikrofon alsan diyorsunuz. Evet, var, evde yatıyor. Fırsat olmuyor falan filan. Ama taşınacağız diye geçen gün ayarladım hepsini. Şarjını, mikrofonunu vesaire. Porsche'de duruyordu çantada. Dedim dur çantayı atayım bari şey. Yani hazırlanmam da bu. Garajda Porsche'den GTR attım. Hazırlanmış oldum. Şimdi arkadaşlar gelecek. Onlarla beraber yola çıkacağız. Hadi bakalım. Şey diyeyim, yola çıkmayacağız. Yani şuradan içeri gireceğiz. Buraya kadar geldik zaten. Hadi. Bir tane GTT geldi şimdi. Sıra bayağı uzun. Şöyle Supra'yı şurada görüyorum. Kırmızı Supra'yı bekliyorum. Evet, ileride gördüğümüz gibi Civic'ler var. Arkasında da Civic'ler var. Şimdi Dan bana şey attı. Konum attı. Birazdan burada olur canlı konum. Az kaldı. Geliyorlar. Hadi bakalım. A few moments later. Evet, Supra ile beraber gidiyoruz. Kanadını sökmüşler. Kanadını kırmışlar. Burası Erdeve'nin test yeri aynı zamanda, şu içeride. Ya burada Dan var şimdi. Kırmızı Dan kullanıyor. Yanın ortağı. Yanın lastiği patladı ya. Yolda gelirken. Güzel bir GTR var. Evet. Show Park Area'ya gireceğiz şimdi. Test circuit'ten mi dolanacağız acaba? Bilmiyorum ki. Bu da bir daha kontrol edecekler. Hadi bakalım. Morning. Supra kadar çöp çöp olmaz da. Skyline, Supra Gang gidiyoruz. Japoncular gene Japoncu ya. Allah. Bak, Fiat kulübü oradan resim çekilir. Gidiyorlar. Evet arkadaşlar, geldik buluşma yerine. Saat şu an tam olarak tam 9. Onlar da geldi. Yanın arabasının tekeri patlamış dediğim gibi. Birazdan o da gelecek. Arkadaşlar var burada, yapıyoruz dedi. Dedim yardım lazımsa geleyim. Yok dedi. 10 dakika ötede. Birazdan gelir inşallah o da. Şöyle arkaya bakalım. Bizim Next Level grubunda neler var? Şurada R32 var. Yanında bir S14 var ama modifiyeli S14. Onun yanında geçen gördüğümüz GT86 var ama Lexus motorlu. Supra, bizimkisi GTT,
Supra. 4 kapılı Skyline. GTD değil. Bu da Supra. Onun yanında da R33 var. GTST. Rocket Fan ikisi. Arkayı niye yapmamışlar? R35 Skyline. Onda R32. Şöyle git bir de daha da diziyorlar. Bir tane C8 Corvette geldi arkadaşlar. Çok nadir. Burada yok gibi bir şey yani. Avrupa'da zaten genel olarak yok da. Burada yok yani. BPM'le birlikte bayağı bir pahalı oluyor. GTS diyor. Şöyle. Bugün güzel line-up var böyle. Bu tarafa niye arkamızı döndük anlamadım yani. Gezi yolu böyle olacak. Karşılıklı olacak. Okey. Okey, tamam. Hadi bakalım. Bekliyoruz da. Buralar bir dolsun bugün. Şöyle bir bakarız neler var neler yok. Bugün şovlar falan olacak. Draglar olacak. Burası RDV'nin yani RDV TÜV gibi bir şey. Hollanda'da. Onun test yeri arkadaşlar. Şurada rampaları falan görüyorsunuzdur. Bakın şurası yol. Böyle açılı gördüğünüz gibi. Duvarda gidiyor yani araba. Yüksek süratte. Viraj dönmesi için vesaire. Öyle ayarlanmış. Test pisti işte. Bugün drag race vesaire falan da olacak. Şurada olur herhalde onlar. Bakarız bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. İlk defa geldim buraya sonuçta. Bakalım bakalım neler olacak bugün. Pardon. Lamborghini var şurada. Kapılar yukarı açılmış. Lamborghini Civic. Subaru. R35, geçenki R35. Fotoğraf çektiğimiz beraber. Ya Hollanda'daki bütün arabaları tanıdım. Zaten çok bir araba yok. Yani var da hepsini 3 meetingde görünce tanıyorsun ya. Hep aynı arabalar. Farklı yerlerde buluşuyoruz. Hollanda küçük. Ne yapacağım? Olsun güzel. Ama sık sık organizeler var böyle. Yani o Corvette'in farları güzelmiş. Bugatti gibi yapmışlar farları. Aha, 2 haftada bir var zaten bir şeyler. Next Level'a gidince bunu orada göstermiştim size. R34 ilk geldiği zaman, ilk geldiği videoda. Hatırlıyorsanız. Dedim ya arabaları tanıdık. Şunları falan hep biliyoruz. Arkadaşlar burada uzun uzun videolar çekerim diye düşünüyordum ama çekemeyeceğim. Canlı müzik var. Sürekli telif gelmiş olacak videoya. Video kaldırılacak. O yüzden şöyle kısa kısa bakalım. Arada bir keseriz. Güzel arabalar var. Burada genelde Alman, Amerikan karışık arabalar var şöyle. Ortayı kapmışlar, güzel olmuş. Şu C8'de donut duruyor orada. Model kamyonlar var, tırlar var. Çok güzel ya. Deray alsam ben oynarım, vermem. Direkt vermem ya. Kamera gene arabada kaldı arkadaşlar. Telefonu çekiyor. Wow. Bayağı da büyük kadar. Şunun boyu şu an 1.20 falan. Ne yolda kalmış. Ben de içeride duruyor. Kantardan geçiyor. Köprüymüş. Şu eskisi çalışıyor. Çok iyi. Vurma. Detroit şoförün falan güzel. Kondacılar. AKR Tuning yazıyor. Alan bayağı büyük. Gelmeye devam ediyor şu an saat 9.40. Bakalım.
Evet arkadaşlar. Hasan abinin aldığı 612 Scaglietti Ferrari'ye bakıyoruz. Çok iyi ya. Bu arada bir tane de Japonya'dan aldık Ferrari. O da yolda geliyor. 599. Oo, abi S2000 gibi bu. Mid engine. Vallahi mid engine. Şuna bak. Motor nerede? Motor burada. Bir de V12 ha. Abi motorun sıcaktır. Bir duysak olur mu ya sesini? Daha yeni geldin. Birazdan bakarız içine. Sen bir çalıştır. V12'yi bir duyalım be. Abi muazzam ya. Aa, sesi muazzam. Çok güzel. 4 kişi gibi ha. Arkadaki genişlik de iyiymiş ha. 4 kişi hakikaten oturur yani. Aile arabası. Aile arabası ya. Ekonomik aile arabası. V12. Çiçek. Maşallah. Diğer Ferrari'de gelince yan yana bir daha bir çekeriz. Şey söyledi Hasan abi, bakın çamurluk yok arabada diyor. Çamurluk yok arkadaşlar, böyle geliyor komple. Geliyor bak. Bir şey olursa dedim, bir şey olursa yandık diyor. Olmaz inşallah da. Arabanın çamurlu yok, ön taraf tek parça şöyle. Wow. Seramik frenler. Çok güzel ya. Pininfarina imzalı tabii. Yeni lastik ya. Ya fotoğraftan küçük gibi görünüyordu. Bayağı büyükmüş ya. Balina gibi vallahi. Şuna bak. 1 litre. Her basışta 1 litre yiyecek ya. Okey. Tamam abi hadi. Drag yarışlarına gidelim. O kilometren güzelmiş ya. 56 bin de daha. Maşallah. Evet, drag yarışları başlıyor. Hondalar. Kan de boom van oranje gaan doorlopen naar 3 keer oranje, dan wordt hij groen, dan wordt hij rood. Je wil op het zo snel mogelijk, wanneer het groen is, wil je reageren. Krijg je een rode lamp, dan ben je te traag. Daarna kan het dus betekenen dat die supergevoelige reflectors en sensoren hun nog even bijgeslagen moeten worden. En dat betekent ook voor de racers ook een goede opmerking, blijf op die baan, want we liggen aan de zijkant van de baan, ligt de draading die alle informatie doorstuurt naar de computer hier in het hok. Dus rij niet over die kabels heen, trap niet op die kabels, want dan kunnen we alles opnieuw gaan opbouwen. Knetterende knalpijp is optioneel. En misschien zien we je dan volgend jaar wel terug hier op de drekstrip. Bunları kim nasıl sıralıyor bilmiyoruz ama. Dus ook al zijn de auto niet matchend, dan is de reactietijd altijd leuk om naar te kijken. En hier gaat iets mis. Of iets mis. Er wordt in ieder geval een performance. Ze zijn hier ongeveer met 6 wagens om te racen. En je kan ze dus ook terugvinden bij de stands. Maak een praatje met de gasten. En kijk eens onder de motorkap. Hey, bir tospik geldi oraya. İki tospik yarışacak. Ama bir orijinal tospik. Arka tekerlerin kalınlığına bakılırsa biraz yüklü. Kesin. 996 turbo vardır inşallah içinde. Golf parçalandı. Onda geç reaksiyon. Honda sırf şov için geç kalkmadıysa neyim? Abi Trekhawk'a benziyor buradan. Bakalım. Ya ben BMW'ye pek
şans vermiyorum ama bakalım. Olsa 3.35. En de reden dat we nu in... ...en te organiseren zodat je laagdrempelig... ...35 alması lazım. Normal şartlarda alması lazım ya. Bunun şanzıman otomatik, manuel. Dalgıcı kötü yapsa da şurada zaten saçma dehşet bir fark attı ya. Hondaların sesi hep yakından geliyor böyle, uzaklaşamadıkları için. Adam böyle. E30'da M5 motoru varmış. Bakalım. Oyumuz E30'dan yana. Ara 33 ver. Aynen Supra motoru. Ara 33'den GTR değil de Sky. Mahvetti Ara. Bir de iki kişi binmiş abi bunları kim eşleştiriyor ya? Bunları eşleştiren yok arkadaşlar. Bunlar rastgele sıraya giriyormuş ya kadar. Kim ne denk gelirsen al. GTR nasıl ilk denk gelmiş. GTR biraz yüklüye benziyor. Sesten. Yapmadı lan. Bu sefer Ara 32 ile. Ara 32 hafif. Biraz başa çıkabilir. Sarı Peugeot. Öyle mi? Bakalım oyumuz Ara 32'den yana. Adamın vites değiştirmesi 4 saniye sürüyor ya Ara 32'de. Peugeot hızlı da abi karşısında. Araç 5 mi? Araç 7 mi o? Buradan seçemiyorum valla arkadaşlar. Size yakınlaştırıyorum da şu kadar uzaklıktayım şu an. Anladım, bir Audi var orada ama. RS 7 mi o ya? Buradan öyle görüyorum sanki ama. Peugeot'da Honda motoru varmış ama Honda'nın kendisi gidemiyor ki burada. Bir E63 gene. Aha bak bu güzel olur. En azından. RS 3'ten. E63 değil mi? RS3 geçti. RS3 şu an fark atıyor. Çok büyük fark attı. Acayip fark attı. Manuelle otomatik şanzıman gene. Otomatik bir de 4x4. Ya bu çok kötü olmuş. Bir de o GTT zaten. GTR de değil. He. Ama yüklemiş olabilirler tabi de. Yüklesene yerinden kalktı. Hem manuel hem arka taraf itiş. Nereye kaldı? İki kat fark açıldı. Aradığında şey ortaya geldi, öbürü bitirdi. Yolu bitirdi. Heyecandan sinyal de çaktı.
amfibiymiş arkadaşlar. Karada, suda, havada. Vosfos'tan topa. Bu da Vosfos'un başka hali. Su alacağım, sıradayım. Yakından bakalım biraz. Şimdi Şemal'i çok seviyorum. C8'lerin. Alsam tek Amerikan arabası, bunu alırım diyordum. Tesla aldık. Tesla hiç düşünmemiştim Amerikan olarak. Amerikan deyince muscle car geliyor insanlara. C7'ler de güzel. C6 da güzel. C8, C6. C7. Çocuklar için oynama yerleri de var. Bir tane çocuk yok oynuyor. Bir de zaten sıcak hava, acayip sıcak arkadaşlar. Deli gibi bunaldık ya. Vallahi. Birazdan çıkarız diyoruz. RS6, iki tane RS6'nın yanında çok güzel bir GT3 RS var. Wisec paketli. 300 bin euro civarında bu ara. Çok güzel ama ya. RS ya, RS var ya, RS. Neyse, One Day diyelim. 992 aklımızda ama. Bilmiyorum ben. Ya? Makkelijk, easy, easy. No stress. Bu kadar, şunun altından geçiyor. Oh, kijk ze gaan, de miniatuurtjes. Next level, de eerste die hier klaar staat, nog niet. Zijn we klaar, heren? Ja, 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 rechter. Oh, ja. Makkelijk nog steeds, makkelijk. Ja, optisch bedrog, hè? Ik zeg het net, zwart kleed af, dat lijkt alleen maar heel klein. Niks aan de hand. Ja, joh. Zo, stel dat je Kees Vonner was en zo met je hoofd erboven. Arkadaşlar, şu Honda dörtçük, hè? Vallahi billede bir fark atıyor var ya. Sapık bir şey ya. Uzaktan da izlediğimi gördüm. Bir de burada turbolu esirtiyorum ben. Çiçek. Çok güzel görünüyor. Honda hem turbolu hem dört çeker. Az önce E63 S vardı, yarıştı. Vallahi mahvetti. Biraz geç kalktı ama sonra yarı yolda yakalayıp bayağı fark atarak bitirdi. 10 numara. Neyse arkadaşlar, bayağı sıcak oldu. Biz yavaş yavaş hareket edeceğiz. Şimdi çıkacağız buradan. Saat tam olarak 2. Çok fazla gölgemiz yok gördüğünüz gibi. Yandık zaten, kafamıza güneş geçti. Yavaş yavaş çıkacağız. Drag race'i biraz daha güzel organize edebilse iyiymiş yani. Eğer 10 dakikada değil de arabalar biraz daha sık sık çıkabilseler. Şoförlere de yazık. Şurada kaskın içinde çoğusu klimasız araba. Bak ittiriyorlar falan. Bekliyorlar içinde kasklı kasklı. Yanma insanlara ya. Bir tık daha iyi organize olabilse drag race çok güzel olacak. GT86. Okay. Scissors door. 1.17. We gaan naar 1.17. Hareket ederiz birazdan. Hadi bakalım. En nou gaat het gaat arkadaşlar. Let even op dat het radio het is wel dışında böyle muazzam.
araba varmış ön tarafta. Çünkü ben sağ taraftan göremiyorum. Sağda oturunca ne ilerisi yolu görüyorum, ne araba, önümdeki arabaları görüyorum.